Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de kaç sure, kaç ayet, kaç kelime ve kaç harf vardır ve bununla ilgili kısa bir açıklamalarda bulunacağız inşallahü rahman. Bir Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Müddessir suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 7 ayettir. 27 kelime, 140 harftir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denilmiştir. Fatiha, açılacak şeylerin başı, ilk açılacak yer demektir. Mukabili hatimedir. Bu sureye Allah kelamından başından bulunduğu yalnız bulunduğu yahut da namazda ilk okunan sure veya tümüyle ilk inen sure olarak Fatiha suresi denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Tevrat'ta da İncil'de de Ümmül Kur'an, Kur'an'ın anası olan Fatiha suresi gibisini indirmemiştir. Es-Sebi'ül Mesani odur. Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki o benim ile kulum arasında ikiye pay edilmiştir. Kuluma da istediği verilecektir. İkinci sure Bakara suresi. Kur'an-ı Kerim'in iki ve en uzun suresi Medine'de ilk nazil olan suredir. 286 ayettir. Ayeti olduğu için tamamlanması 11 yıl sürmüştür. Ayet sayısı 286, kelimeleri 6120, harfleri 25500'dür. Ayrıca bu sure tefsirlerde bir kısmına göre 1000'e yakın haber, 800'den fazla emir, 900'e yakın yasak kapsamaktadır. Ona Bakara denilmesinin sebebi Musa Aleyhisselam'ın bir sığır kurban edilmesi için verdiği emrin İsrailoğulları tarafından safsaklaması ve yerine getirilmemesiyle ilgili kıssanın bu sürede anlatılmış olmasıdır. Çünkü Bakara kelimesi erkek olsun, dişi olsun, çift süren, su dolaplarını döndüren, araba çeken ve benzeri işlerde kullanılan sığıra verilmiş bir isimdir. 3. Ali İmran suresi. 3. Ali İmran suresi. Kur'an-ı Kerim'de 3. sure olup Medine'de nazil olmuştur. 200 ayet, 3480 kelime ve 13025 harftir. 34 ile 37 ayetlerde Hazreti Meryem'in babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır. Taberi İbn İshak ve İbnül Munzir'in naklettiklerine göre bu ayeti kerimeler 80 küsürüncü ayette kadar Necranlı Hristiyanlar adına gelen heyet hakkında nazil olmuştur. 4. sure Nisa suresi. Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi olup 176 ayet, 3745 kelime ve 14535 harften ibarettir. Fasılası Elif, Lam, Mim ve Nun harfleridir. Medeni surelerden olup Nüzul suresi sırası Mümtehine suresinden sonra gelmektedir. Bazı bölümlerde kadınlarla alakalı hükümlerden bahsedildiği için bu adı almıştır.
Bakara suresinden sonra Kur'an'ın en uzun suresidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anamızdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ın 7 uzun suresini kim öğrenip bellerse o kişi bilgin sayılır buyurmuştur. Nisa suresi de bu sureler arasındadır. 5 Maide suresi. 5 Maide suresi. Maide suresi Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi olup medeni surelerdendir. 120 ayet, 1804 kelime ve 10.933 harften ibarettir. Fasılaları Ra, Lam, Nun, Ba, Dal harfleridir. Hudeybiye gününden başlayarak peyderpey nazil olmuştur. Nüzul sırası Fetih suresinden sonradır. Adını 112 ayet 2. ayetinde geçen Maide kelimesinden almıştır. En'am suresi Kur'an-ı Kerim'in 6. suresi olup Mekke'de bir defada nazil olmuştur. Ancak 91, 92, 93 ve 151, 152, 153 ayetlerin Medine'de indiği rivayet edilir. Surenin bütünü 165 ayet, 3052 kelime, 12.240 harften ibarettir. En'am suresinden Allahu Teala şirki reddederek tevhide, ahirete imana çağırır, batıl inançları yok eder, temel ahlak ilkeleri koyar, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama yöneltilen itirazlara cevap verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminleri teselli eder. Kafirlere uyarı ve tehditlerde bulunur. Hazreti İbrahim aleyhisselamın kıssasına yer verir. Kitap, hüküm ve nübüvvet verilen seçkin kulları, peygamberleri zikreder. Yedi Araf suresi. Araf suresi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olup müfessirlerin çoğunluğuna göre 206 ayet, 3325 kelime ve 14.010 harftir. Mekke'de inmiş olup 46 ve 48 ayetlerinde Araf'ta yani cennet ve cehennem ehli arasında yüksek bir yerde bulunan insanlardan söz edildiği için sureye bu ad verilmiştir. Ayrıca son nebiye kadar gelip geçen peygamberlerden birkaçının kıssasını anlatarak örnekler sergiler. Sonra da insanın çamurdan yaratıldığından bahseder ve böylece yegane yaratıcı kudretin yüceliğini çok duyarlı bir anlatımla gönül ve kafalara işler. 8. Enfal suresi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 8. suresi olup 75 ayettir. 1200 kelime, 5294 harftir. Medine'de Bakara suresinden sonra nazil olmuştur. Sure İslam ile şirk düzeni arasındaki Bedir gazvesinden Furkan gününden sonra Hicri 2. yılında vahyedilmiştir. Enfal harp ganimetleri demektir. Aynı zamanda nimet bir asla yapılan fazlalık manalarına gelen nefil kelimesinin çoğuludur. Savaş ganimetleri denilen ganaim kelimesi yerine enfal kelimesinin vahyedilmesi nimetler üzerinde kendi hakları olduğunu indi olarak savunan müminlerin ganimet paylaşımının ve hükmün ancak Allah ve Resulüne ait olduğu hatırlatmak içindir. 9. 9. sure
Tevbe suresidir değerli kardeşlerim. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'in 9. suresi, 129 ayet, 1087 kelime ve 2479 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Maide suresinden sonra Hicri 9 yılda nazil olmuştur. Adını 102. ayetinde geçen tövbe kelimesinden almıştır. Ayrıca 1. ayetin ilk kelimesi olan aklamak, yükümlülükten kurtulmak anlamlarına gelen El Bera'e surenin adı o adı olarak kullanılmaktadır. 10. Kur'an-ı Kerim'in 10. suresi Yunus suresi. Yunus suresi 109 ayet, 1832 kelime ve 5567 harften ibarettir. Mekki surelerden olup İsra suresinden sonra nazil olmuştur. 40, 94, 95 ayetleri Medine'de inmiştir. Mekke döneminin sonlarında Mekkelilerin Müslümanlara yönelik baskılarının arttığı ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın son uyarılarını yaptığı bir dönemde nazil olduğu anlaşılmaktadır. 11. Hud Suresi. Hud suresi Kur'an-ı Kerim'in 11. suresidir. 123 ayet, 1715 kelime, 7604 harftir. Mekki'dir. Sure adını 50 ile 60. ayetler arasında kısaca zikredilen Hazreti Hud'dan almıştır. Miraç'tan sonra inen sure Kur'an sureleri için Mu'in bölümünde, Mi'un bölümünde yer alan 100 ayeti geçkin surelerdendir. Ana konusu davet, korkutma, uyarma, Allah'ın kitabı ve Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa peygamberlerin kıssalarıdır. Surenin nüzulünden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyan amcası Ebu Talib ile Hazreti Hatice vefat etmiş, müşriklerin baskıları artmış ve bu şartlarda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en sıkıntılı zamanları yaşamıştır. 12. Yusuf Suresi. Yusuf Suresi Kur'an-ı Kerim'in 12. suresi 111 ayet, 1706 kelime, 7166 harftir. Sure Mekke döneminin sonlarında Kureyş'in Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürme, sürgün etme veya hapsetmeyi planladığı bir dönemde nazil olmuştur. Müşrikler Yahudi bilginlerinden öğrendikleri üzere Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a madem ki Allah sana her şeyi öğretiyor o halde bize haber ver. İsrail oğulları niçin Mısır'a gidip yerleştiler diye bir soru sordular. Onların düşüncesine göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu soru karşısında sıkışıp kalacak, doğru dürüst cevap veremeyecekti. İşte Yusuf Suresi bu olay üzerine nazil oldu. Adını başından sonuna kadar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını konu aldığı için onun adından almıştır. 13. 13. sure Kur'an'ın 13. suresi Rad suresi. Rad suresi 43 ayet, 855 kelime ve 3506 harften ibarettir. Adını 13. ayette geçen Er-Rad gök gürültüsü kelimesinden almış olup bu adı alışının özel bir sebebi yoktur. Nerede
nazil olduğu hakkında müfessirler arasında ihtilaf vardır. Bazılarına göre Mekki, diğer bazılarına göre de Medenidir. Alusi, İbni Abbas ve Ali bin Ebi Talip, Talip'ten surenin Mekke'de nazil olduğunu rivayet edildiği ve Said bin Cübeyr'in de aynı kanaatte olduğunu zikrettikten sonra Medine'de nazil olduğu yolundaki rivayetlere değinmekte ve bu konudaki görüş ayrılıklarının arasını bu sure ve bazı ayetler dışında Mekke'de nazil olmuştur diyerek telif etmektedir. Surenin ele aldığı konular ve uslubu incelendiği zaman Mekki olduğu kanaati doğruluğunu güç kazandırmaktadır. (gülüyor) 14. sure İbrahim suresi. Kur'an-ı Kerim'in 14. suresi olup 52 ayet, 855 kelime, 3434 harftir. Mekke'de inen surenin adı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şanını yüceltmek hatırasını anmak için onun isminden alınmıştır. Secde surede Hazreti İbrahim'den ve onun duasında söz edilmektedir. 15. Hicr suresi. Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. Sadece 87. ayeti Medine'de inmiştir. 99 ayet, 654 kelime ve 1771 harftir. 80 ile 84 ayetlerinde Hicr halkından bahsettiği için bu ismi almıştır. Hicr, Medine, Şam arasında bir yerdir. Semud kavminin başkenti olan bu şehrin haberleri halen El-Ula şehri yakınlarındadır. 16. Nahl suresi. Nahl suresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın 16. suresi olup 1841 kelime ve 7700 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Kehf suresinden sonra nazil olmuştur. Son 3 ayeti medenidir. Adını 68 ayetinde geçen arı anlamındaki nahl kelimesinden almıştır. Bu adı almasının özel bir sebebi yoktur. Buna Ni'am suresi de denilmektedir. Genel uslubunda Mekke uslubundan Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. İsra suresi. İsra suresi Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olup ilk ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miracından bahsedildiği için gece yürümek anlamına gelen İsra adını almıştır. Bu sureye Subhan ve Benu İsrail de denilmiştir. Ayetlerin sayısı Kufelilere göre 111, diğerlerine göre 110, 26, 32, 33 ve 57 ayetlerle 73 ile 80 arası ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. Kelime sayısı 1563, harf sayısı ise 6460'tır. Ayet sonlarına ahenk veren fasılaları elif ve ra harfleridir. On sekizinci sure Kehf suresidir. Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olup bu bir bölümünde Ashab-ı Kehf'ten bahsettiği için bu adı almıştır. Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. 1577 kelime ve 6360 harften ibarettir.
Ayet sonlarına ahenk veren fasılası elif harfidir. 28. ayetin Medine'de indiği rivayet edilir. Kehf dağda geniş mağara anlamına gelir. Surede 3 önemli kıssa yer alır. Ashab-ı Kehf, Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın kıssası ve Zulkarneyn kıssası. 19. sure Meryem suresi. Kur'an-ı Kerim'in 19. suresi olup (gülüyor) 98 ayet, 962 kelime ve 3802 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Fatır suresinden sonra nazil olmuştur. 58 ve 71 ayetleri Medenidir adını 6. ayetinde geçen Meryem kelimesinden almıştır. Taha suresi. Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi Mekke'de inmiş olup 135 ayet, 1641 kelime, 5242 harften ibarettir. 130 ve 131. ayetler Medine'de inmiştir. Bu sure Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hitapla başlayıp yine ona hitapla sonra son bulmaktadır. Taha sözcüğü müteşabih ayetlerden olup gerçek anlamını ancak Allah bilir Celle Celaluhu. 21. sure Enbiya suresi. Kur'an-ı Azimüşşan'ın, Kur'an-ı Kerim'in 21. suresi Mekke'de nazil olan bu sure ayetleri 112, kelimeleri 1168, harfleri 4890, sure bazı harf peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu ismi almıştır. Enbiya, nebi kelimesinin çoğuludur. Nebi kendisine kitap veya sahife verilmeyen, bir önceki peygamberin şeriatıyla amel eden ve onunla tebliğ etmekle görevli olan peygamberdir. Bu manası ile nebi terimi resul teriminden daha geniş anlamlıdır. Çünkü resul nebilerin içinde kendilerine kitap ve sahife verilip tebliğ ile görevlendirilen peygamberlere denir. Buna göre bütün peygamberler nebidir, fakat her nebi resul değildir. 22 Hac suresi. Hac suresi Kur'an-ı Kerim'in 22. suresi olup 1291 kelime, 50.025 harften meydana gelir. Fasılası hemze, cim, dal, ra, ze, zı, kaf, lam ve nun harfleridir. İçerisinde hacdan ve onun bazı hükümlerinden söz edildiği için Hac suresi adını almıştır. Ayetlerin bir kısmı Mekki, diğer bir kısmı da Medenidir. Surede kıyametin dehşeti, insanın ilk yaratılışında ve tabiatın her yaratılışında, her yıl canlanışında olduğu gibi ölülerin de tekrar dirileceği, tek Allah'a inanmak gerektiği için inkarcıların ise azaba uğrayacaklarını bildirmekte. Ayrıca haccın hükümlerinden, Kabe'den, Allah'ın verdiği rızıklardan inkarcı toplumların acı akıbetlerinden, cihada izin verilmesinden, Allah yolunda gidenlerin mükafatlarından, Allah'ın yüce kudretinden ve insanın acizliğinden bahsedilmektedir.
23 Mü'minun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 23. suresi, 118 ayet, 1840 kelime ve 4840 harften ibarettir. Kufelilerin dışındakiler 117 ayet olduğu görüşündedirler. Mekki surelerden olup Enbiya suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Allah'a iman edenler anlamındaki el-mü'minun kelimesinden almıştır. 24 Nur suresi, Nur suresi Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi olup 64 ayet, 1316 kelime ve 5330 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Haşr suresinden sonra nazil olmuştur. Adını Allah'ın nurunu tasvir eden 35. ayetinden almıştır. 25 Furkan suresi, Furkan suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi, Mekki surelerdendir. Ayetleri 77, kelimeleri 1872 ve harf sayısı 3733 sure 33. Sure adını birinci ayette geçen ayırmak, ayırt etmek, mühim davaları çözüme kavuşturma, kesin delil, mucize gibi manalara gelen Furkan kelimesinden almıştır. El Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir. 26 Şuara suresi, Şuara suresi Kur'an-ı Kerim'in 26. suresi olup 1299 kelime, 227 ayet, 1299 kelime ve 4542 harften ibarettir. Fasılası onun lam ve mim, lam, nun, nun, lam ve mim harfleridir. Mekke döneminin sonları ortalarından Vak'a suresinden sonra nazil olmuştur. Son 4 ayetin Medine'de nazil olduğu bildirilmektedir. Mukatil İsrail oğulları alimlerinden bahseden 197 ve ayetinde Medine'de nazil olduğunu söylemiştir. Adını 224 ayetinde geçen şuara şairler kelimesinden almıştır. İmam Malik'in tefsirinde bu sure El-Camia toplayıcı adıyla da adlandırılmıştır. 27. sure Neml suresi. Neml suresi Kur'an-ı Kerim'in 27. suresi olup 93 ayet, 1109 kelime ve 4699 harften ibarettir. Ayetlerinin sayısı Basra ve Şamlılara göre 94, Hicazlılara göre ise 95, Mekki surelerden olup Şuara suresinden sonra nazil olmuştur. Fasılası Mim ve Nun harfleridir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncalardan bahsedildiği için sureye karınca anlamında Neml adı verilmiştir. 28. sure Kasas suresi. Kur'an-ı Kerim'in 28. suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayet, 1141 kelime ve 8500 harften ibarettir. Hazreti Musa'nın doğduğu andan itibaren
yaşadığı alışılmamış olaylar ve Firavun'a karşı verdiği mücadeleler ve peş peşe sıralanan bir dizi halinde bu surede genişçe anlatıldığından ve 23. ayette El-Kasas kelimesi geçtiğinden dolayı bu sureye El-Kasas ismi verilmiştir. Kasas, dilde kısa, hikaye ve rivayet anlamındadır. 29. sure Ankebut suresi. Kur'an-ı Kerim'in 29. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayet, 785 kelime, 4211 harften ibarettir. Adını 41 ayetinde geçen ankebut kelimesinden almıştır. Ankebut, örümcek demektir. Rum suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi olan Rum suresi. Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi 60 ayet, 819 kelime ve 3514 harften ibarettir. Fasılası mim, nun ve vav harfleridir. Mekki surelerden olup İnşikak suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 2. ayette geçen Rum kelimesinden almıştır. 31 Lokman suresi. 31. sure Lokman suresi. Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi 34 ayet, 548 kelime ve 2110 harften ibarettir. Hicazlılar bu surenin 33 ayet olduğu görüşündedirler. Mekke'de nazil olmuştur. 27, 28 ve 29 ayetlerinin medeni olduğu rivayet edilmektedir. 12 ve 13 ayette Hazreti Lokman'ın adı geçtiği için Lokman adını almıştır. Lokman'ın oğluna öğütlerini içeren ayetlerde özetlenen şirk inancının yasaklanması, ana babaya saygı gösterip meşru buyruklarına uyma, sorumluluk duygusu, iyilik için çalışma, sabır, tevazu gibi dini ve ahlaki ödevlerdir. Ayet sonlarında ahenk veren fasılaları dal, ra, zı, mim ve nun harfleridir. Saffat suresinden sonra nazil olmuştur. Secde suresi 32. sure Secde suresi. Kur'an-ı Kerim'in 32. suresi olup 30 ayet, 380 kelime ve 1518 harften ibarettir. Fasılası mim, nun, lam harfleridir. Mekki surelerden olup Müminun suresinden sonra nazil olmuştur. 18, 19, 20 ayetlerinin Medine'de nazil olduğu rivayet edilmektedir. Adını 15. ayetinde geçen secde kelimesinden almış olup içinde secde ayeti bulunan surelerden biridir. Diğer adı da El-Mecadi'dir. Kur'an'da secde suresi olarak adlandıran iki sure vardır. Bunların birisi bu suredir. Diğeri de Fusilet suresidir. İkisini birbirinden ayırt etmek için bu sureye Lokman secde suresi diye diğerine Hamim secdesi adı verilmiştir. 33. sure Ahzab suresi. Kur'an-ı Kerim'in 33. suresi olup Medine'de nazil olmuş, 73 ayet, 1180
Kelime 5796 harften ibarettir. Fasılası elif ve lamdır. Sure adını 20. ayette geçen Ahzab kelimesinden almıştır. Medine İslam devletini yok etmek için bir araya gelen ve Müslümanlara karşı tek bir cephe oluşturan müşrik kabilelerinden müteşekkil kafir topluluğuna Ahzab denilmiştir. 34. sure Sebe suresi. Sebe suresi Kur'an-ı Kerim'in 34. suresi olup 54 ayet, 883 kelime, 3512 harften ibarettir. Fasılası ra, nun, mim, dal, ba, lam ve zı harfleridir. Mekki surelerden olup Lokman suresinden sonra nazil olmuştur. 6. ayetinin medeni olduğu da rivayet edilmektedir. Adını 15. ayetinde geçen sebe kelimesinden almaktadır. 35. sure Fatır suresi. Fatır suresi Kur'an-ı Kerim'in 35. suresi olup Medine'de nazil olmuştur. 45 ayet, 777 kelime, 3130 harftir. Fasılası ra, mim, nun, dal, zı, be, elif harfleridir. Allah'ın insanlara sünneti, nimetleri, varlığını ve büyüklüğüne delillerine ait tabiattan hatırlatıcı ayetler, küfredenler, iman edenlerin karşılaştırılması, şeytan, melekler, müminler için yeni bir hayat, müminler için yeni bir hayat düzeninin ilkeleri, sıkıntıların sonu, ahiret, kozmoloji, yaratılış gibi hususları konu edinmektedir. Yasin suresi, Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi Yasin suresi. Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi 83 ayet, 727 kelime ve 3000 harftir. Fasılası nun ve mim harfleridir. Mekki surelerden olup Cin suresinden sonra nazil olmuştur. 12 ve 45. ayetlerinin son Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Yasin suresi ilk ayetinde bulunan ya ve sin harflerinden dolayı bu ismi almıştır. Bununla beraber azime, muime, Müdafiai, Kadiye ve Kalbul Kur'an isimleri de kullanılmıştır. Kalbul Kur'an, Kur'an'ın kalbi. Müdafiai, Kadiye, sahibinden onu okuyan ve onunla amel eden kişilerden. Her türlü fenalığı def eden muime, sahibine dünya ve ahirette hayatını kazandıran, ondan dünya ve ahiretin korkularını gideren, azme ise sahibi Allah'ın yanında şerefli olarak zikredilen demektir. Saffat suresi 37. sure. Saffat suresi Kur'an-ı Kerim'in 37. suresi olup 182 ayet, 860 kelime, 3820 harften ibarettir. Fasılası elif, dal, kaf, ba, nun ve mim harfleridir. Mekki surelerinden olup En'am suresinden sonra nazil olmuştur. Sad suresi 38. sure Sad suresi. Kur'an-ı Kerim'in 38. suresi 88 ayet, 732 kelime, 3069 harften ibarettir. Fasılası ba, cim, dal, ra, tı, kaf, lam, mim ve nun harfleridir. Mekki surelerden olup Kamer suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 1. ayetin ilk harfi olan sad harfinden almaktadır. Zümer suresi
39. sure Zümer suresi. Kur'an-ı Kerim'in 39. suresi 75 ayet, 1170 kelime ve 4708 harftir. Fasılası mim, nun, lam, ye, be, dal ve ra harfleridir. Mekki surelerden olup Sebe suresinden sonra nazil olmuştur. 52 ve 54 ayetlerinin Medine'de nazil olduğuna dair rivayetler vardır. Adını 25. ayetinde geçen Zümer kelimesinden almıştır. Zümer kelimesi zümrenin çoğunluğudur, çoğuludur. Zümre topluluk, cemaat demektir. Buna göre zümer topluluk, cemaatler demektir. 71, 72 ve 73 ayetlerde cehenneme ve cennete sevk edilecek cemaatlerden söz edildiği için sureye bu isim verilmiştir. Aynı zamanda sureye Guref suresi de denir. Guref kelimesi gurfenin çoğunudur. Guref ise odadır, oda demektir. Surenin 20 ayetinde cennet ehli olanlar için cennette yapılan ırmaklardan, ırmaklar akan odalardan bahsedildiği için, altlarından ırmaklar akan odalardan bahsedildiği için sureye Guref suresi de denmiştir. Gafir suresi, Gafir suresi yani Mümin suresi, 40 suresi 85 ayet, 1199 kelime ve 4970 harften ibarettir. Fasılası B, Dal, Ayn, Kaf, Lam, Mim ve Nun harfleridir. Ayetlerinin sayısını Basralılar 82, Hicazlılar ise 84 olarak kabul ederler. Mekki surelerden olup Zümer suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 28. ayetinde geçen iman eden kimse anlamındaki mümin kelimesinden almıştır. Gafir ve Tavl adları ile anılır. Sure Hamim harfleriyle başlamaktadır. Bu harflerle başlayan Alu Hamim denilen 7 surenin ilkidir. Fazileti hakkında hadis varid olan surelerdendir. Bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmaktadır. Kim sabaha ulaştığında El-Mü'min suresinin başında Hamim'den başlayıp 3. ayetin sonuna kadar ve arkasında da Ayetel Kürsi'yi okursa o kimse bu ikisi ile akşama kadar korunur. Kim bunları akşama erdiğinde okursa sabaha kadar muhafaza edilir. Sure Fusilet suresi. Fusilet suresi Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 54 ayet ve kelimeleri 796, harfleri 3350'dir. Fasılası da, dı, zı, sad, be, zı, rı, dal, nun ve mim harfleridir. Fusilet uzun uzun ve ayrıntılı olarak anlatmak demektir. Sure adını 3. ayette geçen Tegabun Fusilet tafsilatlı kitap lafzında almıştır. Şura suresi 42. ayet, 42. sure. sure, Kur'an-ı Kerim'in 42. suresi, Şura suresi. 53 ayet, 860 adlı kelime ve 3088 harften ibarettir. Fasılası mim, Kaf, Lam, Ra, Be, Dal ve Nun harfleridir. Mekki surelerden olup Fusilet suresinden sonra nazil olmuştur. 23, 24, 25 ve 27 ayetleri medenidir. Adını 38. ayetinde geçen istişare etme, danışma anlamındaki şura kelimesinden almıştır. Bu adı alışının özel bir sebebi yoktur.
43 Zuhruf, Zuhruf suresi. 1. Zuhruf suresi, Kur'an-ı Kerim'in 43. suresi, 89 ayet, 833 kelime ve 3400 harftir. Fasılası mim, lam ve nun harfleridir. Mekki surelerden olup Fussilet ve Şura suresi ile aynı dönemde nazil olmuştur. Bu surelerin konulan bir zincirin halkaları gibi birbirine benzemektedirler. Adını 35. ayetinde geçen zuhruf kelimesinden almıştır. Süs, altın ve mücevher demektir. Çoğulu zehariftir. 44 Duhan suresi. Kur'an-ı Kerim'in 44. suresi olup 59 ayettir. 340 kelime, 1440 harften müteşekkil olup fasılası mim ve nun harfleridir. Mekke'de nazil olmuştur. Sure 10. ayetinde geçen duhan, duman kelimesinden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. 45 Câsiye suresi. Câsiye suresi Kur'an-ı Kerim'in 45. suresi olup buna aynı zamanda Şeriat ve Dehr suresi de denir. 37 ayet, 488 kelime ve 2161 harften ibarettir. 14 ayeti Medine'de, geri kalanı Mekke'de ve Duhan suresinden sonra nazil olmuştur. Ahkaf suresi 46. sure, Ahkaf suresi. Kur'an-ı Kerim'in 46. suresi, surenin 10, 15 ve 35 ayetleri hariç geri kalanı Mekke'de nazil olmuştur. Sure 27 ayetinde söz konusu edilen Ad kavminin bulunduğu bölge, Ad kavminin bulunduğu bölge olan Ahkaf'tan adını almıştır. Sure Hamim şeklinde hurufi mukataa ile başlayan 7 surenin sonuncusudur. 35 ayetten ibaret olan Ahkaf suresi 344 kelime ve 2300 harften meydana gelmiş olup fasılaları nun ve mim harfleridir. (Gülüyor) 47. sure Muhammed suresi sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed suresi Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi olup 38 ayet, 540 kelime ve 2349 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Hadid suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 2. ayetinde geçen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adından almaktadır. Aynı zamanda Kıtal Savaş suresi adıyla da anılmaktadır. Bu isimde savaştan söz eden 20. ayetten alınmıştır. 48 Fetih suresi. Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi Medine'de Hudeybiye antlaşmasından sonra hicretin 6. yılında nazil olmuştur. 29 ayet, 560 kelime, 2403 harftir. Adı sürede geçen fetih kelimesine dayanır. Biz sana apaçık bir fetih müjdeledik. Ayet, fetih bir yeri almak, zapt etmek, ele geçirmek demektir. Surenin konusu kendisinden önce yer alan Muhammed suresindeki gibi savaş ve fethin müjdelenmesidir. Hucurat suresi 49. sure Hucurat suresi.
Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi olup Medine'de nazil olmuştur. 18 ayet, 340 kelime, 1476 harftir. 4. ayetinde geçen hücurat, odalar kelimesinin sureye ad olarak verilmesi şu olaydan kaynaklanır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'de eşlerine ait 9 oda vardı. Ve bunlar da mescitte bitişikti. Hicri 9 yılda henüz Müslüman olmamış Temim oğulları kabilesinden bir grup mescite gelerek Hazreti Peygamber Efendimizin eşlerinin bulunduğu odaların arkasında bağıra bağıra Muhammed, Muhammed diye Hazreti Peygamber'i çağırdılar ve şiir okumak istediler. Ve Araplar da bazı sorunlar şiirlerle çözümlenir. Daha kim daha çok güzel şiir okursa onun tezi kabul edilirdi. Temim kabilesinin şiirlerine karşılık Hasan bin Sabit şiir okudu ve bu kabilelerin ileri gelenlerinden Akra bin Habis Müslüman oldu. İşte 4. ayette odaların arkasında sana seslenenlerin çoğunun aklı ermez buyruğuyla bu olayla ilgilidir. 50. sure Kehf suresi. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi olup ayet, 374 kelime ve 1477 harftir. Mekke'de inen sure ismini başındaki hurufi mukataadan olan kaf harfinden almaktadır. Kaf yüce Allah'ın kadir, kahhar, garib, kadi ve kabid ke pek muktedir, her şeyi kahreden, pek yakın, istediği hükmü veren ve alan anlamlardaki isimlerinin baş harflerini teşkil eder. 51. Zariyat suresi. Zariyat suresi Kur'an-ı Kerim'in 51. suresi olup 60 ayet, 370 kelime ve 1286 harftir. Mekki surelerden olup Ahkaf suresinden sonra nazil olmuştur. Adı 1. ayetinin ilk kelimesinde olan Ez-Zariyat'tan almıştır. Zariyat kelimesi, zariyatın kelimesinin çoğuludur ve şiddetli rüzgar demektir. Tur suresi 52. sure. Tur suresi Kur'an-ı Kerim'in 52. suresi olup 49 ayet, 312 kelime ve 1500 harften ibarettir. Basralılar 48, Hicazlar ise 47 ayet olduğu görüşündedirler. Mekki surelerden olup Secde suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetini oluşturan ve Musa aleyhisselamın Allah-u Teala tarafından vahiy aldığı Medyen'deki bir dağın adı olan Tur kelimesinden almıştır. Surenin uslubundan nazil olduğu zamanın İslam'a karşı itirazların yapıldığı, Peygamber aleyhisselatü vesselama karşı yoğun iftira kampanyalarının yürütüldüğü, ancak işkence ile yıldırma gayretlerinin henüz yoğun bir yol almadığı bir dönem olduğu anlaşılmaktadır. Necm suresi 53. sure Kur'an-ı Kerim'in Necm suresidir. Ayet olup 360 kelime ve 1405 harften ibarettir. Mekki surelerden olup İhlas suresinden sonra nazil olmuştur. 32 ayeti medenidir. Adını ilk ayetinde geçen Necm kelimesinden almıştır. Ancak bu kelimenin surenin muhtevası ile doğrudan bir ilgisi yoktur. İçinde secde ayeti bulunan ve Mekke'de Resulullah aleyhissalatü vesselamın açıkça herkese karşı okuduğu bir suredir. Buhari'nin İbn Abbas radıyallahu teala anhu da rivayet ettiği bir hadiste şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necm suresini okudu ve sonra secde etti. Onunla birlikte Müslümanlar, müşrikler ve cinler hepsi birden secde ettiler. Sadece Ümmeye bin Halef secde etmekten kaçındı ve yerden bir avuç toprak alıp alnına sürerek şöyle
De ki bana bu yeter. Şöyle de ki bana bu yeter. 54. sure Kamer suresi. Kamer suresi Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi olup 55 ayet, 342 kelime ve 1413 harften ibarettir. Sure hicretten önce müşriklerin mucize istemeleri, ayın ayarılması mucizesi gösterilmiş. Fakat inkarcılar sihir olduğunu ileri sürüp mucizeyi anlamaları sonucu nazil olmuştur. Sure adını birinci ayette geçen El-Kamer kelimesinden alır. Rahman suresi 55. sure Rahman suresi. Kur'an-ı Kerim'in 55. suresi 78 ayet, 351 kelime ve 1336 harften ibarettir. Adını birinci ayetini oluşturan Allahu Teala'nın isimlerinden olan Er-Rahman kelimesinden almıştır. Sure insanlarla birlikte irade ve sorumluluk sahibi varlıklar olan cinlere de hitap eden Kur'an'daki tek suredir. Surenin özellikle ön plana çıkan ayrı ve dehşetin tengiz bir ahengi vardır. Ayetleri kısa kısa cümlelerden oluşmaktadır. Surede kainat sahasında Allah'ın gizli ve açık hakimiyetinin delillerini açıklamaktadır. 56 Vakıa. 56 Vakıa suresi. Vakıa suresi Kur'an-ı Kerim'in 56. suresi olup 96 ayettir. 1278 kelime ve 7053 harftir. Bazı alimler bu surenin 97 ve diğer bazı alimler de 99 ayet olduğunu söylemişlerdir. Fasılası lam, elif, mim, be, dal, mim ve nun, nun ve he harfleridir. Vakıa suresi Mekke'de nazil olmuştur. 81-82 ayetlerinin Medine'de nazil olduğu rivayet edilmektedir. Rahman suresi ile kuvvetli bir bağı vardır. Adını birinci ayetteki vakıa kelimesinden almıştır. 57. sure Hadid suresi. Hadid suresi Kur'an-ı Kerim'in 57. suresi olup 29 ayet, 544 kelime, 1474 harften meydana gelir. Sure adını 25. ayetinde geçen demir anlamındaki hadid kelimesinden almıştır. Mekki mi, medeni mi olduğu konusunda ihtilaf olmasına rağmen surenin medeni olduğuna dair görüş daha kuvvetlidir. Ulemanın çoğunluğu da bu görüştedir. Nitekim 10. ayette geçen zaferden İslam, önce İslam'ı yayma yolunda mallarını sarf edip canlarıyla savaşanlar elbette zaferden önce mal ve canlarıyla savaşanlarla bir değildir. Seslenişi Müslümanların zafer kazandığı dönem Medine döneminde yaşanan bir durumu anlatmaktadır. 58. sure Mücadele suresi. Kur'an-ı Kerim'in 58. suresi 22 ayet, 493 kelime ve 1992 harften ibarettir. Medeni surelerden olup hicretin 5. yılından meydana gelen Hendek gazvesinden sonra Münafıkun suresinin peşinden nazil olmuştur. Adını bir kadının kocasının ziharda bulunmasını, Resulullah aleyhissalatü vesselama şikayet edişini ve bir çözüm bulması için onunla tartışmaya girişini anlatan ilk ayetteki tücadiluke ibaresinden almıştır. Surenin ilk ayetleri bu olay üzerine nazil olmuştur. Haşr suresi Kur'an-ı Kerim'in 59. suresi olup 59. suresi olup Medine döneminin 4. yılında Rabiül Evvel ayında nazil oldu. Sure 24 ayet,
445 kelime 1530 harften ibaret meydana gelir. Adını ikinci ayette geçen Benunadır Yahudilerinin sürgününü ifade eden Haşr kelimesinden almaktadır. Nadir oğullarından bahsettiği için bu sureye Nadir suresi de denilir. Surenin iniş nedeni Nadir oğullarının Yahudilerinin sözleşmelerinden dönerek Müslümanlar aleyhinde Medine'ye saldıran müşrik ordusuna yardım etmeleri ve bununla kalmayıp Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama suikast düzenlemeleri yüzünden Müslümanlarla yaptıkları savaştır. Bir süre bu savaşı ve neticeyi konu edinir ve ardındaki Müslümanları ahlaki yönden eğiten ayetten girer. Son bölümündeki ayetler de Allah'ın sıfatlarını anlatır. Mumtahine suresi 60. sure Mumtahine suresi. Kur'an-ı Kerim'in 60. suresi Medine'de nazil olmuştur. 13 ayet, 384 kelime ve 1510 harften ibarettir. Ahzab suresinden sonra hicretin 7. yılında nazil oldu. Adını 10. ayetinde geçen imtihan kelimesinden almıştır. Mumtahine, imtihan kelimesinin ismi failidir. Ayette geçiş şekli şöyledir. Ey iman edenler, mümin olduklarını söyleyen kadınlar, size muhacir olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Sureye imtihan ve meveddet adları da verilmektedir. Saf suresi. Kur'an-ı Kerim'in 61. suresi olup 14 ayet 220 kelime ve 926 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Tegabun suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 4. ayetinde geçen saf kelimesinden almıştır. 62. sure Cuma suresi. Cuma Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi Cuma suresidir. Medine'de nazil olmuştur. 11 ayet 180 kelime 700 harften ibarettir. Sure adını 9. ayetinde almıştır. Saf suresinden sonra nazil olmuştur. Aynı surenin ele aldığı konulara temas etmekle beraber çok değişik konulara da değinmekte, başka bir uslup kullanmakta ve yepyeni bir tesir meydana getirmektedir. 63. sure Münafıkun suresi. Kur'an-ı Kerim'in 63. suresi 11 ayet 180 kelime ve 776 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Hac suresinden sonra nazil olmuştur. İlk ayetinden itibaren münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır. Münafık kalben inanmadığı halde çeşitli sebeplerden dolayı inanmış gibi görünerek müminlere zarar vermeye çalışan kimseye verilen isimdir. Maalesef bugün onlar yüzünde İslam ümmeti çok çileler çekiyor. 64 Tegabun suresi. Tegabun suresi Kur'an-ı Kerim'in 64. suresi olup 39 ayet 421 kelime ve 1070 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Tahrim suresinden sonra nazil olmuştur. 9 ayette geçen kar ve zararın ortaya çıkacağı mahşer gününde söz edilirken kullanılan ve aldanma, aldatma, karar, kar, zarar gibi manalara gelen tegabun kelimesi sureye ad olmuştur. İbn Abbas ve Ata bin Yasar ilk 13 ayetin Mekke'den diğerlerinin Medine'de nazil olduğu söylemişlerdir. Şinci sure Talak suresi. Talak suresi Kur'an-ı Kerim'in 65. suresi 12 ayet
147 kelime 1070 harften ibarettir. Medeni surelerden olup İnsan suresinden sonra nazil olmuştur. Sure talak, boşanmadan bahsettiği için bu adı almıştır. Buhari'nin İbn Mesud'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte diğer hadis-i şerife göre diğer bir adı da En-Nisa'ul Kusra, Nisa suresidir. 66 Tahrim suresi. Kur'an-ı Kerim'in 66. suresi Tahrim suresi. Tahrim suresi Kur'an-ı Kerim'in 66. suresi olup 112 ayettir, 249 kelime ve 1060 harften ibarettir. Hucurat suresinden sonra nazil olmuştur, adını 1. ayetten almıştır. Fakat bu ismin surenin muhtevası ile doğrudan bir alakası yoktur. Mütahharin adıyla da anılmaktadır. 67. sure Mülk suresi. 67. sure Mülk suresi. Kur'an-ı Kerim'in 67. suresi olup 30 ayet, 335 kelime ve 1313 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Tur suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen mülk kelimesinden almıştır. Ayette geçiş şekli şöyledir. Mülk ve saltanat, kudret elinde olan Allah yücedir. O her şeye kadirdir. Tebareke, sureye tebareke. Ma'ma, Münciye, Ma'ma, Münciye, Vakiye ve Menna'a adları da verilmektedir. 68. sure Kalem suresi. Kalem suresi Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi olup 52 ayet, 300 kelime, 1456 harften ibarettir. Mekke'de Fatiha suresinde sonra nazil olmuş. Sure adını El-Kalem veya En-Nun kelimelerinin geçtiği 1. ayetten almıştır. 69 Hakka suresi. Kur'an-ı Kerim'in 69. suresi olup Mekke döneminin sonlarına doğru nazil olmuştur. 52 ayet, 480 kelime ve 1450 harften ibarettir. Sure adını 1. ve 2. ayette geçen El-Hakka kelimesinden sonra almıştır. El-Hakka kıyamet veya o vakit hadise mutlaka vuku bulacaktır ve bu haktır demektir. 70 Me'ariç suresi. Me'ariç suresi. Kur'an-ı Kerim'in 70. suresi Mekke'de nazil olmuştur. 44 ayet, 216 kelime ve 861 harften ibarettir. Fasılaları elif, cim, ayn, lam, mim, nun ve he harfleridir. El-Hakka suresinden sonra nazil olmuş olup onun tamamlayıcısı durumundadır. Adını 3. ayetten yer almaktadır. O azaba inananların mükafatı, dereceler, me'ariç sahibi Allah'tandı. Sureye Se'ele ve Mevaki adları da verilmektedir. 71. sure Nuh suresi. Nuh suresi. Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi olup 28 ayet, 221 kelime ve 750 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Nahl suresinden sonra nazil olmuştur. Sure bütünüyle Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından bahsettiği için bu adı almıştır. 72 Cin suresi. 72 Cin suresi. Cin suresi Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur.
28 ayet, 285 kelime ve 759 harften ibarettir. Cinlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Buna Kul Uhiyet suresi de denilmiştir. 73 Müzemmil suresi, Kur'an-ı Kerim'in 73. suresi olup 20 ayet, 258 kelime ve 888 harften ibarettir. Fasılası elif harfidir. Mekke surelerden olup Kalem suresinden sonra nazil olmuştur. 10, 11 ve 20. 20. ayetleri Medine'de nazil oldu. Bu sureyi Medineliler 18, Basralılar 19 ve diğerleri de 20 ayet olarak kabul ederler. Adını 1. ayetinde geçen ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı vasfeden, örtüye bürünen anlamındaki müzemmil kelimesinden almıştır. 74. sure Müddessir suresi. Kur'an-ı Kerim'in 74. suresi olup 56 ayet, 255 kelime, 1010 harf, harften ibarettir. Fasılası elif, he, nun, dal ve ra harfleridir. Mekki surelerden olup Alak suresinden sonra nazil olmuştur. Kur'an'ın ilk nazil olan suresi olduğu rivayet edildiği gibi Müzemmil suresinden sonra nazil olduğu da rivayet edilmektedir. Ancak İlk nazil olan ayetlerin Alak suresinin birinci bölümünü oluşturan ayetler olduğu için ittifakla kabul edilmiştir. Adını ilk ayetinde geçen örtüye bürünen anlamındaki müddessir kelimesinden almıştır. 75 Kıyamet suresi. 75. sure Kıyamet suresi. Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi olup adını ilk ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır. Bununla beraber surede kıyamet konusu işlendiğinden dolayı bu ismi almış olabilir. Mekke'de nazil olmuştur. 40 ayet, 199 kelime ve 352 harften ibarettir. 76. sure İnsan suresi. İnsan. 76. suresi olup 31 ayet, 240 kelime ve 1053 harftir. Surenin Mekki veya Medeni oluşunda ihtilaf vardır. İşlenen konu açısından daha çok Mekki surelere benzemektedir. İnsan isminin yanında Dehr, Ebrar, Emşac, Hel Eta gibi isimleri de vardır. 77 Mürselat suresi. 77. suresi olup 51 ayet, 181 kelime, 816 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Hümeze suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 1. ayette geçen birbiri ardından gönderilen rüzgarların kastedildiği mürselat kelimesinden almıştır. 78 Nebe suresi. Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi olup 40 ayettir, 173 kelime ve 770 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Me'ariç suresinden sonra nazil olmuştur. Adını kıyamet ve ahiret gününden haber anlamındaki Ennebe kelimesinden almıştır. 79 Nazi'at suresi. Nazi'at suresi Kur'an-ı Kerim'in 79. suresi olup 46 ayet, 170 kelime ve 370 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Nebe suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Nazi'at kelimesinden almıştır. 80 Abese suresi.
Abese suresi Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi olup nuzul sırasına göre 24 suresidir. Ayetleri Hicaz ve Küfe sayı sayımına göre 42, Basralılara göre 41, Şamlılar ve Medinelilerin ilk sayımına göre 45'tir. 133 kelime ve 533 harften ibarettir. Mekke'de Necm suresinden sonra nazil olmuştur. 81 Tekvir suresi Kur'an-ı Kerim'in 81. suresi olup 29 ayettir, 139 kelime, 53 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Mesed suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen kuvvirat, dürülmek kelimesinden almıştır. Kuvvirat, mazi meçhul kalıbına bir kelime, kalıbında bir kelimedir. Surenin ilk ayetinde güneşin dürülmesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Üslubundan Mekke döneminin ilk zamanlarında nazil olduğu anlaşılmaktadır. 82 İnfitar suresi Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi olup 19 ayet, 80 kelime ve 327 harftir. Mekke'de inmiştir. İnfitar kelimesi surenin 1. ayetinde geçen ve yarıldı anlamına gelen infitar fiilinin mastarıdır. Süre adını bu fiilden almıştır. 83. sure Mutaffifin suresi Kur'an-ı Kerim'in 83. suresi olup 36 ayettir, 199 kelime ve 730 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Ankebut suresinden sonra nazil olmuştur. İnşikak suresi 84 İnşikak suresi İnşikak suresi Kur'an-ı Kerim'in 84. ayet suresi olup 25 ayettir, 107 kelime ve 440 harftir. Mekke'den inmiştir. Adını göğün yarılması veya ayrılması ve ayrılmasını ifade eden ilk ayetinden almaktadır. 85 Buruc suresi Kur'an-ı Kerim'in 85. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 22 ayet, 109 kelime ve 458 harften ibarettir. İsmini 1. ayetinde geçen buruç, burçlar kelimesinden almıştır. 86 Tarık suresi Kur'an-ı Kerim'in 86. suresi olup 17 ayettir, 72 kelime, 291 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Beled suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen Tarık kelimesinden almıştır. 87. sure Âlâ suresi Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi olup 19 ayet, 72 kelime, 291 harften ibarettir. İsmini ilk ayette geçen El-Ala kelimesinden almaktadır. Mekke devrinin ilk zamanlarında nazil olmuştur. 88. sure Gâşiye suresi. Gâşiye suresi, Kur'an-ı Kerim'in 88. suresi olup, Mekki olup 26 ayet, 92 kelime, 381 harften ibarettir. İsmini ilk ayette geçen gaşiye, kaplayan sözcüğünden almaktadır. 89. sure El-Fecr suresi Fecr suresi Kur'an-ı Kerim'in 89. suresi olup Mekke'de inmiştir. 30 ayettir. 139 kelime, 597 harften ibarettir. İsmini ilk ayetindeki fecir sözcüğünden almıştır. 190 Beled suresi Kur'an-ı Kerim'in özür dilerim 190 dedim 190 190 90 Beled suresi Kur'an-ı Kerim'in 90. suresi 20 ayet 67 kelime 326 sure 326 harf Mekke döneminde nazil olmuştur. İsmini 1. ayetteki Beled kelimesinden almıştır. Şems suresi Kur'an-ı Kerim'in 91. suresi olup
15 ayet 54 kelime ve 146 harften ibarettir. Mekkelilere göre 16 ayettir. Mekki surelerden olup Kadir suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen ve üzerinde yemin edilen Şems güneş kelimesinden almıştır. 92. sure Leyl suresidir. Kur'an-ı Kerim'in 92. suresi olan Leyl suresi Mekke'de nazil olmuştur. Medeni olduğu da rivayet edilmektedir. 21 ayet, 71 kelime ve 310 harften ibarettir. İsmini birinci ayette üzerine yemin edilen Leyl kelimesinden almıştır. 93 Duha suresi. Duha suresi Kur'an-ı Kerim'in 93. suresidir. Ayet 40 kelime 172 harften müteşekkildir. Sure ismini ilk ayetinde duha kelimesinden almıştır. İnşirah suresi 94. sure Kur'an-ı Kerim'in 94. suresi olup ayet 29 kelime ve 103 harften ibarettir. Sure Mekki olup Şerh Suresi diye de adlandırılır. Duha Suresinden sonra inmiştir ve konusu da bu surenin konusuyla yakından ilgilidir. Hatta bazı alimler bu iki sureyi bir sure saymıştır. 95 Tin Suresi. Tin Suresi Kur'an-ı Kerim'in 95. suresi olup 8 ayettir. 34 kelime ve 105 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Buruç Suresinden sonra nazil olmuştur. Adını 1. ayetinde Tin incir kelimesinden almıştır. 96 Alak Suresi Kur'an-ı Kerim'in 96. suresi olup Alak Suresi Kur'an-ı Kerim'in 96. suresi olup 19 ayetten 92 kelime ve 280 harften ibarettir. Bu surenin ilk ayetleri Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetleridir. Sure ikra kelimesiyle başladığı için ona ikra suresi de denilir. Kalem kelimesi geçtiği ve kalemle öğretmenin öneminden bahsettiği için bazı selef alimlerince kalem suresi diye de adlandırılmıştır. Kadir suresi 97. sure Kadir suresi. Kur'an-ı Kerim'in 97. suresi olup 5 ayettir. 30 kelime ve 120 harften oluşur. İsmini ilk ayetinde geçen Kadir kelimesinden alan bu surenin Mekke'de mi yoksa Medine'de mi indiği konusunda ihtilaf vardır. Beyyine suresi 98. Kur'an-ı Kerim'in Beyyine suresi 98. Kur'an-ı Kerim'in 98. suresi olup 8 ayet 94 kelime 399 harftir. Mekki veya Medeni olduğu hususunda müfessirler arasında ihtilaflıdır. İbn Zübeyr ve Ata bin Yasar Medeni olduğunu söylemişlerdir. 99 Zilzal suresi Kur'an-ı Kerim'in 99. suresi olup 8 ayet 35 kelime 149 harftir. Nisa suresinden sonra nazil olmuştur. Surenin nüzul yeri hakkındaki rivayetlerin bazıları Mekki, bazıları da Medeni olduğunu belirtir. İfade ve uslubu ele aldığım mevzularda hususunda Mekki olduğu nispet edilmiştir. Mushaflarda ise Medeni olarak gösterilmiştir. 100. sure Adiyat suresi. Adiyat suresi Kur'an-ı Kerim'in 100. suresi olup 11 ayettir. 28 kelime 121 harftir. Adiyat koşan atlar demektir. Asr suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Bu surede insanoğlunun nankörlüğünden kıyamet günü ortaya çıkacak acıklı durumdan söz edilir. 101 Kariya suresi. Kariya suresi Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi olup 11 ayet 30 kelime 52 harften meydana gelmiştir. Bu surenin Mekki olduğu üzerinde hiçbir ihtilaf yoktur. Ayrıca muhtevasında
Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Sure, adını ilk ayetinde teşkil eden ve kıyamet isimlerinden biri olan El-Kari'a kelimesinden almıştır. Bu kelime yalnızca surenin ismi değil, aynı zamanda konusudur. Zira surenin konusu tamamen kıyametle ilgilidir. Burada kıyametin birinci safhasında ceza ve mükafatın sonuna kadar ahiret hayatının bir bütün olarak zikredilmiş olmasıdır. 102 Kari'a suresi. Kari'a suresi Kur'an-ı Kerim'in 102. suresidir. Özür dilerim. 101. suresi. 101. suresidir. ...11 ayet, 30 kelime, 52 harften meydana gelmiştir. Bu surenin Mekki olduğu üzerinde hiçbir ihtilaf yoktur. Ayrıca muhtevasında Mekke döneminin başlangıcından nasıl nazil olduğu anlaşılmaktadır. Sure adını ilk ayetini teşkil eden ve kıyamet isimlerinden olan biri El-Kari'a kelimesinden almıştır. Bu kelime yalnızca surenin ismi değil, aynı zamanda konusudur. Zira surenin konusu tamamen kıyametle ilgilidir. Burada kıyametin birinci safhasında ceza ve mükafatın sonuna kadar ahiret hayatının bir bütün olarak zikredilmiş olduğunu görüyoruz. 102 Tekasür Suresi. Tekasür Suresi Kur'an-ı Kerim'in 102. suresidir. 8 ayet olup 36 kelime ve 152 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Kevser suresinden sonra nazil olmuştur. Adını ilk ayetinde geçen ve çoklukla övülmek anlamında kullanılan tekasür kelimesinden almıştır. 103 Asr suresi. Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi olup 3 ayettir, 14 kelime ve 68 harften ibarettir. İbn Abbas, İbn Zubeyr ve Cumhur'a göre Mekki, Mücahid ve Katade ve Mukatil'e göre Medenidir. 104 Hümeze Suresi. Hümeze Suresi Kur'an-ı Kerim'in 104. suresi olup 39 ayet, 30 kelime, 130 harften ibarettir. Mekke'de nazil olmuştur. 9 ayetten ibarettir. Adını birinci ayette Hümeze kelimesinden almıştır. 105 Fil Suresi. Fil Suresi Kur'an-ı Kerim'in 105. suresidir. Fil Suresi'nden beş ayettir. 20 kelime, 96 harften ibarettir. Müfessirlerin icmaına göre Mekke'de inmiştir. Birinci ayetinde Mekke üzerinde sevk edilen filler konu edildiği için bu kelime aynı zamanda sureye isim olmuştur. 106 Kureyş Suresi. Kureyş Suresi Kur'an-ı Kerim'in 106. suresi olup ayetlerin sayısına göre 4, 10, 7 kelime ve 73 harften ibarettir. Ayetlerin sonlarına ahenk veren fasılaları T, Şin ve F harfleridir. Sure adını ilk ayette geçen Kureyş kelimesinden almıştır. 107 Maun Suresi. Maun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresi olup 7 ayet, 25 kelime ve 115 harften ibarettir. Kufelilerin dışındakiler 6 ayet olduğu görüşündedirler. Mekki veya Medeni olduğu hakkında değişik rivayetler vardır. 108 Kevser Suresi. Kur'an-ı Kerim'in 108. suresi olup 108. suresi olup 3 ayet, 10 kelime ve 42 harften ibarettir. İlk ayetinde Kevser'den bahsedildiği için ona bu isim verilmiştir. Kur'an'ın en kısa suresidir. Diğer bir ismi de En-Nahr'dır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu Kasım vefat ettiği zaman müşrikler onun zürriyetinin kesik olduğunun vefatından sonra adının unutulacağını söylüyorlardı.
As bin Vail, Ukbe bin Ebi Muayit gibi müşrikler de buna benzer sözler sarf ettiler. Bunun üzerine Kevser suresi nazil oldu. 109 Kafirun suresi, Kur'an-ı Kerim'in 109. suresi olup 6 ayet 26 kelime 94 harftir. İsmini ilk ayette geçen El-Kafirun sözcüğünden alır, surenin asıl adı Kul ya eyyuhel kafirundur. Bu isim uzun olduğundan kısaca Kafirun suresi denilmektedir. Mukaşkişe ibadet ve ihlas olarak da isimlendirilir. Sahih rivayetlerde Mekke'de inmiştir. Nüzul sebebiyle ilgili rivayetler de muhtevası da Mekke'de indiğine delildir. 'Nasr suresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın 110. suresi olup 3 ayet 29 kelime 99 harften ibarettir. Tevbe suresinden sonra nazil olmuştur. Veda hacından hacı esnasında inmiş olmakla birlikte medeni surelerden sayılmaktadır. Adını ilk ayetten geçen ve müminlere Allah'ın yardımını bildiren Nasr kelimesinden almıştır. İzâ câe adı verildiği gibi veda hacından nazil olduğundan dolayı da tevdi adı da verilmektedir. Kur'an'ın en son indirilen suresidir. Bir hadis-i şerifte sure hakkında bu sure Kur'an'da dörtte birine denktir buyurulmuştur. 110 Nasr suresi, 110 Mesed suresi, 111 Mesed suresi. Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi olup 5 ayet 19 kelime 81 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Fatiha suresinden sonra nazil olmuştur. Mesed suresi Leheb suresine Leheb de denilmiştir. 112 İhlas suresi 112. suresi olup Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayet 15 kelime ve 47 harften ibarettir. Sure yalnız Allah'a tahsis edildiği ve sırf onun sıfatlarından bahsettiği için Allah'ın birliğini ve onun sıfatların birliğini halis kılmak manasında ihlas adını almıştır. Marifet, tevhid, esas, necat, nur, tefrid, tecrid, velayet, cemal, nisbe, samet, muavvize, mani'a, bera'a, müzekkire ve iman gibi isimlerle de anılır. 113 Felak suresi. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi olup 5 ayet, 20 kelime, 47 harftir. Kur'an'ın son suresi olan bunların Mekki mi, Medeni mi olduklarına dair herhangi bir kesin bir rivayet yoktur. Konusu yarattıkların şerri, haset ve sihirdir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve sabah anlamına gelen felak kelimesinden almıştır. Nas suresiyle birlikte Mukaş Kişeteyn, şirkten uzaklaştıranlar adlarıyla da adının anılmaktadır. Aynı surelere başlarındaki Euzu kelimelerinden dolayı Muavizeteyn ismi de verilmiştir. 114. sure ve son sure Nas suresidir. Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi olup 6 ayet 16 kelime ve 79 harften ibarettir. Medeni surelerden olup Ferak suresinden sonra nazil olmuştur. Mekki olduğu söylenmektedir. Birinci ayetinde Nas insanların Rabbine sığınılması konu edildiğinden Nas kelimesi aynı zamana sureye isim olmuştur. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.